Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Güven. Bu videoda sizlere Savaş Yılmaz arkadaşımla birlikte köpeklerimizi idman aracıyla gezdirdiğimiz görüntüler eşliğinde Setter av köpeklerinden bahsedeceğim. Onlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Onun öncesinde yalnız sizlerden bir ricam, kanalıma abone olur, eğer videoları beğenir, destek verirseniz ben de sizlere bu tarz videolar hazırlamaya devam ederim. Bu konuda şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Evet, Setter av köpekleri hakkındaki bilgiyi vermeye başlamadan önce bir intro diyelim. İngiliz Setter. Setter av köpeği olarak bilinen köpekler 1500'lü yıllarda İspanyoller ve Fransız Pointer köpeklerinin melezleşmesi neticesinde yaratılan av köpeği türleri. Yaklaşık 300 yıl sonra da Sir Edward Lovelock isminde bir İngiliz'in bu köpekleri İngiltere'ye alıp orada ırklarını geliştirdikten sonra tüm Avrupa ve dünyada Setter av köpekleriyle uçar avları yapılmaya başlandı. Bu köpekler öyle bir Lovelock tarafından geliştirildi ki onun neticesinde artık köpek Lovelock ismiyle anılmaya başladı. Lovelock Setter olarak geçmeye başladı. İlginç bir anekdot. Setter denmesinin sebebi de hayvanın kuşu bulduğu zamandaki fermo pozisyonundaki oturmasından kaynaklı Setter ismini almış bir köpek. Ben Setter'in daha çok sizlere av kısmındaki başarılarından ve özelliklerinden bahsedeceğim. Setter av köpekleri Türkiye'de genellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde tercih edilen köpekler. Koku alma duyguları inanılmaz gelişmiş. Daha çok Trakya bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde çulluk avında inanılmaz derecede iyi köpeklerdir Setterler. Her türlü kuş avına giderler ama çulluk avı Setter'le bir farklı yapılır açık söylemek gerekirse. Genelde erkekleri 66 santim yükseklikte, dişileri 63 santim civarında oluyor. Ortalama ağırlıkları 20 ila 30 kilo ağırlıklarında köpekler, Setterler. Dediğim gibi çulluk avlarının 10 numara köpeklerindendir. Çünkü zor hava şartlarına dahi dayanabilen köpeklerdir Setterler. Sıcağı pek gelmez. O yüzden genelde Akdeniz'de, Ege'de daha çok Pointer köpekler tercih edilir. Setterler çok tüylü olduklarından dolayı çok fazla tercih edilmeyen köpeklerdir. Setterlerin kendine has benekleri vardır. Bazen Dalmaçyalılarla da karıştırılır. Bu sebeple genelde beyaz üzerine siyah noktalı, turuncu noktalı olanları vardır. Üç renk olan köpekler de vardır. Bunlar işte siyah, beyaz ve pas rengi, kahverengi, pas rengi gibi renklere hakimlerdir. Bazen sadece kırçıllı olabilmekle birlikte bizim dama dediğimiz geniş büyük lekeler de olabilir köpeklerin üzerinde. Köpekler oldukça cana yakın hayvanlardır.
biraz da nazik hayvanlardır. Çocuklarla arası son derece iyidir. Avcılığın dışında bekçilik yapma özelliklerine de sahiplerdir ama koruma özelliği yoktur kesinlikle. Av köpekleri olduklarından dolayı, çoğunlukla av köpeği olarak kullanıldığından dolayı bu köpekler beslenmeleri de protein ağırlıklı olmasında fayda vardır. Ne kadar çok proteinle beslenirse o kadar iyi olur. Setter av köpekleri için dediğim gibi avcılıkta inanılmaz iyi köpeklerdir. Eğer Marmara ve Karadeniz'de av yapacaksanız ve bir köpeğim olsun istiyorsanız bunu Setter'le tercih etmenizde fayda var derim.